sadece doğanın talan edilmesi, doğanın ekokırma uğratılması değil, aynı zamanda savaş politikalarını da destekleyen bir yanı var. Çünkü şey diye mesela oradaki talanı yaparken şey gerekçesini getiriyor. İşte burada teröristler saklanıyor. Onların hani saklanmasını engellemek için yapıyoruz falan gibi bir bahaneyle getiriyor. Ama aslında orada tamamen yaptığı hem o savaş politikalarını daha da ilerletmek, o politikayla kendine bir yol açmak. Aynı zamanda da oradaki yaptığı o kesimlerden, ağaç kesimlerinden bir rant sağlamak. Ve bunu yaparken de öyle şeyli yapıyor ki, ne diyeyim, planlı yapıyor ki, yani günde bilmem kaç tır ağacı katlediyor ve onu çok açık bir şekilde götürüp başka yerde paraya çevirip iş yapıyor. Ve sadece doğayı talan etmiyor, aynı zamandaki oradaki halkın yaşam alanı, sadece halkın değil, oradaki ekolojik alanı tahrip ediyor. Oradaki yaşam alanlarını sadece insanların değil, bütün canlıların yaşam alanını yok ediyor. Suları yok ediyor, ağaçları yok etmekle. Yani her türlü yıkıma yol açıyor. Bu tür şeyler yavaş yavaş yapılınca, oradaki denge bozulunca iklim krizi diyoruz. İklim krizine yol açıyor. Su savaşlarının olacağını. Bu savaşlarda sadece su savaşları değil, göçleri de hızlandıracağını biliyoruz ki bu çok yakın bir gelecekte olacak. Önce yani insanlar artık su bulmak için, onun da ötesinde yiyecek bulmak için bir yerden bir başka yere göç etmek zorunda kalacaklar. AKP hükümeti, devleti diyeyim, hükümeti diyeyim, ekonomik krizden çıkış için bir yol arıyor. Bu yollardan birisi savaş politikalarını halen devam ettiriyor. Kürdistan'daki savaş, Irak'taki, Suriye'deki savaşın ötesinde bir de Yunanistan'la bir şey, hani ne diyeyim, tahrik edip oraya da sanki savaşacakmış gibi bir şey yapıyor. Yani savaşla bu seçim, önümüzdeki seçim de var ya, bu seçime de birazcık bu savaş şeyiyle seçimde biraz kendine yatırım sağlamaya çalışıyor. Bu bir ki zaten bunun bakış açısı bu ve bunun politikası bu. Savaş politikasını baştan beri savunuyor. Bunun yanında ekolojik anlamda da, çünkü rant sağlayabileceği, para kazanabileceği bir şey kalmadı artık. Ülkenin her yerini, her karış toprağını satarak oradaki özellikle sermaye sınıfının burada gelip bizim topraklarımızda, bizim insanlarımızın, bizim doğamızın, bizim canlılarımızın şeyini hiçe sayarak, varlığını hiçe sayarak yok olmasını bizzat izin veriyor. Bunun için de davet ediyor. Fakat şu da var, Türkiye'de gerçekten bizim ekolojik mücadeleyi bütünleştirmemiz gerekiyor. Yani herkes tamam kendi olduğu yerden bir ekolojik yıkıma karşı mücadele ediyor ama bu mücadeleleri eğer birleştirebilir ve birlikte nasıl mücadele edilmesi gerekir yolunda bir hat çizip bunun politikasını oluşturabilirsek bu tür yıkımların önüne daha çabuk geçebileceğimizi ve daha yaptığımız işlerin kalıcı olacağını inanıyorum ve bu konuda gerçekten örgütlenmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani öyle bir şey olmalı ki nerede bir talan oluyorsa tüm Türkiye'nin her yerinden doğayı savunan, ekolojik mücadeleyi savunan herkesin hemen orada anında tepki verip anında mücadeleye katkı sunması gerekiyor. Ekolojik mücadeleyi bütünleştirmemiz gerekiyor. Ekolojik mücadeleyi parça parça değil, ne kadar o mücadeleyi bütünleştirebilirsek, birlikte hareket edebilirsek, tüm ekoloji ile ilgili mücadele eden dernektir, işte ne bileyim, oluşumdur, vakıftır, partidir, hani ekoloji insanlar, onlarla birlikte mücadeleyi birleştirebilirse ben bu tür ekolojik yıkımların önüne daha rahat geçebileceğiz ve daha iyi sonuç alabileceğiz diye düşünüyorum.